Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında simetri dönüşümü ile ilgili ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda analitik düzende 1'e 4 noktasının y eşittir x'e göre simetriği noktalar yer değiştiriyordu. Yani 4'e 1 oluyor. Y eşittir x'e göre simetriğinde de noktalar yer değiştiriyor. 4'e 1 bir de işaret değiştiriyordu. E bizde bc ye doğrusu neyimi nedir? Y'ler farkı eksi 1 eksi 1 bölü x'ler farkı eksi 4 eksi 4 yapar. Eksi 2 bölü 8 yapar. O da kaç yap? Eksi 2 bölü eksi 8 yapar. O da 1 bölü 4 yapar. Yani cevap Ceyhan oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. 1'e 4 noktasının y eşittir 3'e göre simetriğinde bunun 2 katından y'sini çıkartıyorduk. Apsi sabit kalıyordu. Yani 6 eksi 4'ten 2 yapar burası. X eşittir 5'e göre simetriğinde bu sefer ordinat sabit. Bunun 2 katından çıkartıyorum. bunun 2 katı 10 eksi 1'den 9'ya bir de ordinatta sabit. ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Evet hemen analitik düzlem çizelim ve ABC noktalarını gösterelim. Hocam 1'e 4. Tamam. Şurası 1'e 4. Yani 1 biri birim 4 birim. Öbürü 1'e 2. Hocam 1'e 2. Şöyle geldik burası da 1'e 2. Öbürü de 9'a 4. Hocam 9'a 4 de tam olarak şurası. Bizden bu üçgenin alanı isteniliyor. Arkadaşım basit. Burası kaç yaptı? 2. 4 ile 2 arasında. Şurası da 9, ya. 9 ile 1 arası 8 birim. Burası da 8 birim. 3 alanı 2 çarpı 8 bölü 2'den 8 çıkar. Yani cevap cihan olur. İkinci soruda geldik 3'e. Analitik düzlemde AN şu şekilde tanımlanmış. AN noktaları tanımlanmış. Buna göre A2 noktasında A5 noktasına göre simetriye. A2'yi bulalım. A2 neye eşit? En yerine 2 yazdığımızda 3'e 8 noktası. Öbüründe de A5 noktası. A5 noktasında nedir? 5 yazdığımızda 6'ya 5 noktası yapar. İşte bu noktanın bu noktaya göre simetriyi nedir diye soruluyor dostlar bize. Hocam 3'den 6'ya 3 artmış bir daha 3 arttır yani 9 yapar. 8'den 5'e 3 azalmış bir daha 3 azalt yani 2 yapar. O zaman 9 2 noktası yaptığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Hocam n artı 1 9 yapacak 8 midir? A8. 8 koyarsam bakın en yerine 8 koyduğumuzda et evet, 9'a 2 noktası yapıyor. Yani A8 noktası yapar. Cevap balık ısır yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. Analitik düzlemde K yukarı ok L K noktasının Y eksenine göre simetri ha dikeyde Y'ye göre simetri. Bu da X eksenine göre simetriyedir. Bu da orijine göre simetri olarak tanımlanmış. Tamam. Şimdi A noktası şu. Y eksenine göre simetri değil miydi? İlk önce A'nın Y'ye göre simetriğini al. A'nın Y'ye göre simetriği ne yapıyor? X'i işaret değiştiriyor. Eksi 1'e eksi 3 noktası yapar. Bir de orijine göre simetri değil midir C? Evet. Şimdi bunun da C'ye göre simetriği. Orijinal göre simetriği de C'ymiş. O zaman orijinal göre simetriğini aldığımızda 1'e 3 noktası işaretler yer değişir. Bu da neye göre simetriydi? X eksene göre simetri. X'e göre simetriği aldığımız zaman da o zaman bu Y'si işaret değiştirecek. 1'e eksi 3 noktası yapacak. Cevap edrebit yapar. 4. soruda. Geldik 5'e. Analitik düzlemde 3'e 1 noktasının bu doğruya göre simetriyi verilmiş. Hemen basit bir şekilde şekli çiziyoruz. 3'e 1 noktasının bu doğruya göre simetriği x artı 3y artı k eşit 0 doğrusuna göre simetriği burası. 1'e 7 olarak verilmiş. K kaçtır? Arkadaş simetriye dediğimizde bunlar eşit burası dik olacak. A buradaki nokta orta nokta. 3 artı 1 bölü 2. 2'ye 7 artı 1 bölü 2. 8 bölü 2'den 4 yapar. 2'ye 4 koyarım yerine. Yani 2 artı 4 kere 3 12 artı K eşit 0 olduğundan K'yı da buradan eksi 14 olarak buluruz. Cevap deniz çıktı. 5. soruda geldik 6'ya. 4'e eksi 1 noktasının bu doğruya göre simetriyi Yine basit bir şekilde çekiştirelim. 4'e eksi 1 noktasının bu doğruya göre simetriği. 3x artı 4y artı 2 eşit 0'a göre simetriği. Hop şurası B noktası. AB uzunluğu soruluyor. Bak noktanın sen noktanın doğruya göre simetriğini bulup iki nokta arasındaki uzaktan yapabilirsin. Ama bunlar birbirine eşit ya. Sen şuradaki uzunluğu bulursan 2H deniyor. Bu uzunluk daha kolay. Noktanın doğru olan uzaklığı değil midir? Evet. H Noktayı da orada yerine yaz. 12 eksi 4 artı 2 mutlak değerce bölü. Kare içinde a kare artı b kareydi yani 5. O zaman burası kaç yaptı? 10 yaptı. 10 bölü 5'ten 2 yapar. H2 ise AB uzunluğu nedir? 2 açtır. O da 4 yapar. Cevap alı kesir olur. 6. soruda. Geldik 7'ye. Şimdi K üçgenli K noktasının L noktasına göre simetri şeklinde simetri dönüşümü tanımlanmış. Düzgün altıgen olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Düzgün altıgeni şöyle bir çizelim arkadaşım. Düzgün altıgeni çizince şu A, B, C, D, E ve F olsun. Şimdi diyor ki bana simetri. A'nın tamam. B'ye göre simetriyle bak şimdi. A'nın B'ye göre simetriyi hemen alalım A'nın B'ye göre simetriyi. Hocam bir kere şunu da yapmak istiyorum ya. Şu eşkenar üçgenlerden oluşmuyor muydu arkadaşım? Evet. Belki işimize yarar. Belki yaramaz. Biz şu eşitleri de şöyle gösterelim isterseniz de. Düzgün altıgende çünkü biz bunlarla çok uğraşıyoruz değil mi? Evet A'nın B'ye göre simetriye. Hocam A'nın B'ye göre simetriye bu. Zaten D'nin C'ye göre simetriği de bu. Zaten dışarıda bu eşkenar üçgen oluşmuyor ama dış açı atmış dış açı atmış. Evet. Şimdi şöyle A'nın B'ye göre simetriye bu nokta. D'nin de C'ye göre simetriye bu nokta. Doğru mu? Doğru. E, hangisi doğrudur diye soruluyor. Evet doğru olan A şıkkı arkadaşlar. Diğerlerine bak. B'nin göre simetriye. B'nin göre simetriğini al. Hop şurası. Hocam burası da 60 ya. Burada da bir şey alıyor. 60 60 60 oluyor. E'nin D'ye göre simetriye olması lazım. Ama burada D'nin E'ye göre simetriye demiş. Olmaz. E'nin D'ye göre simetriye deseydi. Evet aynı noktayı elde ederler. F'nin F'nin E'ye göre simetriye. F'nin E'ye göre simetriye. Hocam işte şöyle şöyle. Güzel soruymuş bu arada. 60 60 60 ya. F'nin E'ye göre simetriye bu. C'nin D'ye göre simetriye olsaydı olurdu ama D'nin C'ye göre simetriye olmuş. O buraya geliyor. Bu da yanlış. A'nın F'ye göre simetriği, A'nın F'ye göre simetriği bak şurası. Ee, şurası şurası şurası. Burası yapıyor. Ee, D'nin E'ye göre simetriği olsaydı doğru olacaktı ama E'nin D'ye göre simetriği demiş. O buraya geliyor. E'nin B'ye göre simetriği, E'nin B'ye göre simetriği. Hocam E'nin B'ye göre simetriği. Oo buralara geliyor. Ta buralara geliyor. Ee, D'nin A'ya göre simetriği. Yok D'nin A'ya göre simetriği de şuralara geliyor. Olmaz zaten. Cevap Akçay oldu. Evet 8'e gel. Ama çok güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten çok hoş yazılmış bir soru. 7. soruyu böyle bulduk. 8'e geldik ama 8'i çıkmış soru çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Evet 9'a geldik şimdi. Köşeleri eksenler üzerinde bulunan ABCD karesi analitik düzlemde şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre A noktasının x eksenine göre simetriği B noktasıdır. A noktasının x eksenine göre simetriği C noktası oluyor. Yanlış. Değil mi? A'nın x'e göre simetriği. A'nın x eksenine göre simetriye. Bak şurası yapıyor. Değil mi? Bu yanlış. D'nin orijine göre simetriyi B'dir. D'nin orijine göre simetriyi B'dir. Doğru. C çünkü D'nin orijine göre simetriyi B. Şunlar birbirine eşit ya ondan dolayı. C'nin y e göre simetriği B'dir. Y x doğrusunu çizelim mi? Çizelim. Y x doğrusu şu. Ee, şimdi bu kare olduğu için köşegen. Bunlar da 45-45 yaptı mı? Yaptı. Burası da 45-45 yaptı mı? Yaptı. Bu da y x doğrusu olduğu için 45-45. E burası da 90. Şimdi diyor ki C'nin Y eşittir X'e göre simetriye. C'nin Y eşittir X'e göre simetriye. Evet. Şunlar birbirine eşit olduğu için evet C'nin Y eşittir X'e göre simetriye. B noktası oldu mu? Oldu. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 oldu. Yani cevap Denizli oldu. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 10. soruya. İsmail öğretmen tahtaya bir üçgen çizmiş ve bu üçgenin her bir kenarına göre simetrisini alınmasını istemiştir. Hemen bir üçgeni çizelim. Şöyle şöyle bir üçgen çiziyorum şuraya. Bak üçgeni çizdim. Tamam. Üçgeni çizdikten sonra şunu şöyle bir kopyalayıp istersen. Şöyle C ile C diyeyim. Biraz sonra lazım olacak çünkü. Şimdi diyor ki bana her bir kenara göre simetrisini al diyor. Arkadaş önce şu kenara göre simetrisini alırsam ne olacak? Hocam şöyle bir üçgen olacak bu. Şu kenara göre alırsam ne olacak? Şöyle bir üçgen olacak bu. Şu kenara göre alırsam şöyle bir üçgen olmayacak mı arkadaşlar bu? Evet. Şimdi hocam bunlar doğrusal mı olacak? Bak dikkat et. Şurası A, B, C ise. Şöyle simetrisini alınca. Şu katlamadan dolayı. A katlamadan dolayı B. Gerçi simetrisini aldığımızda oluşan şekilden bahsediyor. Doğrusallık bizim için önemli değil. Hiç buna girmeye gerek yok. Şimdi kenarlara bakalım. Biz A, B, C kenarları diyelim. Simetrisini aldığımız zaman böyle. Şurası B ve A oluyor. Şöyle simetrisini aldığımızda C ve A oluyor. Böyle aşağı doğru katladığımızda da B ve C oluyor burası. Ee, bunun çevresi ne olacak? Çevresi. Çevreye bakacak olursak 2A artı 2B artı 2C olması lazım. Mehmet bu işlemi yaparken simetri işlemini kenara göre değil de yanlışlıkla köşelere göre yapmış. Bak sen şu işe. Köşelere göre simetrisini alalım mı şunun? Alalım. Şimdi sen bu üçgenin şu köşeye göre simetrisini alırsan şöyle bir üçgenle mi karşılaşıyoruz arkadaşım? Evet. Sonra bu köşeye göre simetrisini alırsan ne olacak? Bu köşeye göre simetrisini alırsan da şöyle bir üçgenle karşılaşacağız. Bu köşeye göre simetrisini alırsam da şöyle bir üçgenle karşılaşacağız ve kenarları da şöyle diyelim mi? A B C. Şimdi ben böyle simetrisini alınca A buraya gelir, C buraya gelir, B buraya gelir, değil mi? Simetrisini alınca A buraya gelir, B buraya gelir, C buraya gelir. Simetrisini alınca B buraya gelir, C buraya gelir, A buraya gelir. Şimdi bu şeklin şey çevresini ne bulmuş? Çevresini 48 bulmuş. Mehmet 48. Bu şekilde çevresini 48 bulmuş. A'lara bakalım. 1 2 3 4 tane A var. Sonra B'lere baktığında 4 tane B, C'lere baktığında 4 tane C var. Yani 4A artı 4B artı 4C'yi bizim Mehmet 48 bulmuş. A artı B artı C buradan kaç gelir? 12 gelir. Abi bizden ne isteniyor? Buna göre sorunun doğru cevabı nedir? Aslında soru doğru şekilde bu şekilde olması lazımdı. 2 artı 2B artı 2C isteniyor. Yani A artı B artı C 12 ise 2 artı 2B artı 2C 24 yapar? Evet böylelikle cevap balık kesir yapar. Bu da güzel bir soruydu. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde, o çember analitiğine geçiyoruz. Bir sonraki konuda, çember analitiği konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.